Merhaba dostlar, indirimde olan 7 oyunu ile tekrardan beraberiz. İlk oyunumuz Los Angeles Noire, sanırım doğru okudum. 1940 yılında Amerika'da LAPD bürosunda görev yapmaktayız. Dönemin teknolojileri gelişmediği için biz de ipuçlarıyla yola çıkıyoruz ve tahmin yürüterek bize verilen görevleri çözmeye çalışıyoruz. Oyun eski yapım olmasına rağmen üreticiler tarafından çok emek harcanmış bir oyun. Green Screen teknolojisi ile yapılmış bir oyun. Bildiğimiz insanların yüzlerini karikatürize ederek oyuna eklenmiş yani. Amerika'daki siyaset ve adaletsizliği de anlatan bir oyun olmuş. Bir suçluyu yakalıyoruz ama valinin kardeşi olduğu için suçu örtülüyor ve sizin rütbeniz bir anda yükselmek yerine düşüyor gibi gibi örnekler verebiliriz. Oyun biraz Sherlock Holmes havasını andırıyor desek yeri olur. Oyun Rockstar Games tarafından yayınlandı. Türkçe dil desteği yok fakat bazı sitelerde yaması mevcut. %70 indirimle 43 TL 20 kuruşa Steam üzerinden sahip olabilirsiniz. Oyunda Türkçe dil desteği yok ama bilginiz olsun. Şunu da eklemek isterim. Olayların gelişme süreci ve oynayış olarak benim gerçekten hoşuma gitti. GTA oyununu hiç oynadıysanız ki oynadığınızı tahmin ediyorum, bu oyunda ona benzer olduğunu göreceksiniz. Herkese tavsiye. İkinci oyunumuz Dae Young. Bu oyun benim çok hoşuma gitti. Çünkü tutarlı bir hikayesi var. Konusu ise kısaca zengin bir ailenin ufak bir kızıyız. Ufak dediysem öyle çok da ufak değil. Bir tatile gidiyoruz fakat tatilde bir kaos oluyor ve birden hayatta kalma çabası içine giriyoruz. Ve oyunumuz burada başlıyor. Gerek craft yönleriyle gerek oynanış yönleriyle benim biraz zorlandığım bir oyun oldu. Fakat bu bencesi. Siz bu tür oyunlar oynuyorsanız size çok daha kolay gelecektir. Çünkü ben Rust gibi oyunlara pek alışamıyorum. Siz bu tür oyunları seviyorsanız mutlaka oynamanız gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Türkçe dil desteği olan bu oyunu da %70 indirimle 9 TL 60 kuruşa sahip olabilirsiniz. Fiyatını sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Alıp bir denemenizde fayda var. Hadi diğer oyunu geçelim. Üçüncü oyunumuz Niflheim. Bu oyunumuzda ise 2 boyutlu bir oyun bizi karşılıyor. Oyunun amacı ise kendi bölgemizi geliştirip olabildiğince korunmak, hayatta kalmak, geliştirmek ve düşmanların canını tutmak. Bölgemize sürekli dışarıdan saldırılar gerçekleşiyor ve bundan korunmanın en iyi yolu da gidip loot yapmak ve taş, maden gibi yakıtlarımızla bölgemizdeki evlerimizi güçlendirmek. Tabii bunun yanı sıra zırh, kılıç ve bunun gibi teçhizatlar da elde edebiliyoruz. Arkadaşlarımızla beraber de oynayabileceğimiz bir oyun bu. Eğer yoksa da tek başımıza savaşabiliriz. Oyuna zaman geçtikçe daha da çok eğlenebileceğiniz olan bir oyun. Güçlendikçe daha da çok sarıyor yani. Ve oyunda %100 Türkçe dil desteği bulunuyor. %80 indirimle 38 TL'ye sahip olabilirsiniz Steam üzerinden. Geldik dördüncü oyunumuza, Potentia. Dördüncü oyunumuz Türk yapımı bir oyun. Türkçe dil desteği mevcut hem arayüzde hem seslendirmede hem de altyazıda. Grafikleri güzel olan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Fakat bence pek özgün olmamış, eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. The Last of Us'ın birebir kopyası gibi diyebiliriz. Yani ben çok benzettim, siz bilemem. Hikayesi de oldukça kısa. 3 saat gibi bir sürede bitiyor fakat oynaması zevkli, bizi içine çekiyor ki ben oynarken gerçekten çok keyif aldım. Yapay zeka da yeterli olduğunu düşünüyorum. 4 kişilik bir ekiple hazırlanmış bir oyun. Oyunu anlayacaksanız da ilk demosunu indirip deneyebilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse de %50 indirimle 95 TL'ye sahip olabilirsiniz. Tavsiye ederim. Geldik listenin en tatlış oyununa. Crazy Girl. 5. oyunumuzu anlatırken gerçekten değişik bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bir adada geçen hayatta kalma simülasyon oyunu. Başta dediğim gibi çok tatlış bir oyun. Günlük görevler var ve bunları yapmak için oyuna giriyoruz. Başlarda belli bir sayı veriyor görevde ve bu görevden fazlasını ilerleyemiyorsunuz. Fakat bu oyunu aslında daha da güzel yapıyor. Başına geçip saatlerce oynayacağınız bir oyun olduğunu düşünmüyorum ben. Kafa dağıtmalık bir oyun desek yeri olur sanırım. Görevleri yaparken zaman harcadığınızı düşünebilirsiniz fakat oyunun amacı bu. Kendini oynatmasının sebebi de bu açıkçası. Türkçe dil desteği olan bu oyunda %50 indirimle 12 TL 50 kuruşa sahip olabilirsiniz. Çocuk oyunu gibi birazcık görünebilir fakat öyle değil. Hesabınızda bakiye varsa mutlaka indirin, deneyin, sevmezsiniz geri iade edersiniz. Sonuçta yattığımız yerden oynayabileceğimiz kaç tane oyun var ki yani. Bu da o oyunlardan bir tanesi. Biz birazcık rahatlatıyor.
Arkadan bir de müzik açarsanız dokunmayın keyfine. Ve listenin en deli oyunu da 6. oyununuz Conan Exiles. Sanırım bu oyunu anlatmaya kalksam 1 saatten fazla gider. Fakat ben kısaca anlatacağım ve bitireceğim. Conan Exiles hem tek oynayabileceğiniz hem de arkadaşlarınızla çok oyunculu olarak oynayabileceğiniz bir online multiplayer oyun. Oyundaki amacımız hayatta kalarak kendimizi geliştirmek ya da klan kurmak. Ev inşa etmek, tabii ki dünyayı keşfetmek. Bunları yaparken gitgide güçleniyoruz. Bir çöpçü olarak başladıysak barbara dönüşüp ekip kurarak destansı kuşatmalara, savaşlara gidebiliyoruz. Exiled Clans'ı hükmetmek ve savaşırken klanımıza miras bırakmak istiyoruz. Oyunda kılıç, büyü, yay ve kuşatma silahları var. Bunların yanı sıra tanrıların dev avatarlarını kontrol edebiliyoruz. Yani dibi bucağı olmayan bir oyun açıkçası. Fakat şundan da bahsetmek isterim ki oyunda fazlasıyla hile mevcut. Umarım banlanırlar. Hilecileri de hiç sevmiyorum. Siz de hak verirsiniz ki. Oynayacak olan arkadaşlara şöyle çok önemli bir detay daha vereyim. Oyuna başlamadıysanız henüz. Diğer craft oyunlarının oyun başında kullandığımız craft malzemeleri ilerleyen zamanlarda işe yarayamayabiliyor. Ama bu konuda neredeyse tüm nesneler oyunun her alanında işimize yarayabiliyor. Yani kullanat mantığından çok her şeyi değerlendirmemiz lazım. Bu söylediğime kulak ver. Lafı çok uzatmayadan şunları da söyleyeyim. Türkçe dil desteği yok. Gelecek yılanları dolanıyor ama ben sanmıyorum. %50 indirimle 37 TL 50 kuruşa sahip olabilirsiniz bu oyuna. Yani genel olarak kılıç, kalkan ve bunun gibi ekipmanları seviyorsanız bu oyunda seveceğinizi düşünüyorum. Ben oynarken birazcık Yüzükler Efendisi'ndeki bir havayı da sanki bir kokladım gibi geldi. Alacak olan arkadaşlar da bu da böyle bir oyun. Ve son oyunumuz Prototype 2. Prototype oyunu oynayıp da sevdiyseniz acaba ikinci oyunu nasıl oynasam mı oynamasam mı diye düşünüyorsanız bu video size belki yön verebilir. Ben şunları söyleyebilirim ki ilk oyundaki gibi gene özgürüz. Oradan oraya kaçıyor, oradan oraya zıplıyor. İstersek herkesin içinden geçebiliyoruz. İlk oyunundan daha da başarılı bir komboları olduğunu düşünüyorum ben. Hikayesine değinecek olursak ilk oyunun devamı niteliğinde olan bu oyun kendisine daha çok şey katmış olarak karşımıza çıkıyor. Ana görevlerde tekrardan kaçılmışlar ve boss savaşlarına daha çok dikkat etmişler. İlk oyundaki karakter olarak oynamak yerine farklı bir karakter oynuyoruz. Bununla da kalmayıp ilk oyunumuzdaki Mercer bizim düşmanımız oluyor ve onunla savaşmak durumunda kalıyoruz. Düşünün yapabileceği komboları. Bununla beraber yan görevler ilk oyundakiyle benzer niteliğinde devam ediyor. Her ne kadar itici bir karakter canlandırsak da onunla bir bağ kurmak zor olmuyor bence. Spoiler vermeden birazcık hikayenin sonlarına doğru bahsetmem gerekirse yenilmezlerin 3'ü, endgame 1'i ne kadar sonsa bu oyunun ikisi de o kadar son. Üçüncü oyun gelecekti ki bazı sebeplerden gelmedi sanırım. Biliyorsanız lütfen siz de yorumlarda bahsedin. Ben de aydınlanmış olurum. Türkçe dil desteği olmayan bu oyunda Steam'den 14 TL 75 kuruşa sahip olabilirsiniz. %75 indirim ile. Amanın birazcık spoiler verdim. Bu listenin arasından beğendiğiniz bir oyun olduysa lütfen beğenerek hangi oyunu beğendiyseniz de onu yorum kısmında belirterek katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Saygı ve sevgilerimle RYFX. I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Yeah.